Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız, heyecan var mı? İyiyiz, çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu kilo problemi ne zamandan beri var? Hani kendimi bildim bileli kiloluyum. İlk diyetisyen ve son diyetisyen her zaman böyle inançlı şekilde gidiyoruz zaten. Hiçbir diyetisyene giderken kimse böyle inançlı şekilde zaten başlamaz. Ben dedim birazcık soğuk bakıyorum bu işe. Görkem Hoca ile mesela yarım saat bir görüşelim dedik. Görkem Hoca ile 2 saat olmuştu. Hala konuşuyorduk hocam dedik, çok vaktinizi aldık. Herkes sağ olsun. Hani aynı şekilde psikologumuz, diyetisyenimiz hepsiyle aynı şekilde. Okay, burada Acun Medya'ya sesleniyorum. Yeni bir Survivor geliyor. Evet, Survivor'ı ben de çok istiyorum katılmayı. Sanki hastaneye giriyormuşuz gibi çıkıyoruz. Gerçekten çok rahatız. Herkesin gönlü rahat olsun. Mükemmel bir süreçti. Tüm ekibe, tüm aileye çok teşekkür ederiz. Ay canım. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Gökay. Gökay. Ve Emre. Evet. İki kardeş. Bugün ameliyat olacaklar. Aynı gün. Biz de böyle onlar biraz motivasyonu yüksek tutmak. Bir de bu günleri unutmamak adına. Aslında unutacağız da. Ama yine böyle güzel bir hatıramız olsun. Bir video çekelim. Nasılsınız? Heyecan var mı? İyiyiz, çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Sabırsızlıkla ameliyatı bekliyoruz. Yeni yaşımıza gireceğiz bugün. Çok mutluyuz. İnşallah. İlk önce sen giriyorsun. İlk önce ben giriyorum, evet. Daha sonrasında abim girecek. Çok heyecanlıyım. Abilik yaptı. Vallahi biz hep abilik yapıyoruz en başından beri. Gökay bize hiç öncelik vermedi. Her şeyde ilk önce o. Ameliyatta da öyle olsun dedik. İlk hayatı o başlasın. Devamında da ben geleceğim inşallah. Bu sefer o 5 dakika büyük, bir 2-3 saat o büyük olsun. Şimdi ben size şeye sormak istiyorum. Bu kilo sorunu, burada böyle bir önümüzde bir çocuk parkı var. Biz de bir çocukluğumuza dönelim dedim. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu kilo problemi ne zamandan beri var? Ya ben 9 Ocak 95 doğumluyum. Hani kendimi bildim bileli kiloluyum. Hani öyle diyeyim. Hani bebekken de böyle yapılıymışım. İlkokula giderken de böyleydim. Ortaokulda da böyleydim. Lisede de böyleydim. Yani örnek veriyorum, bu salıncaklara çocuklar kaça kadar? Hani belki liseye gelene kadar binerler. Ama bu benim için böyle bir şey yoktu. İlkokuldan sonra bu salıncakların devri kapanmıştı. Ya her zaman bir kilo problemi vardı. Biz bu problemden çok çektik açıkçası. Çok fazla sorun yaşadık. Hani ya en basiti, ben şeyi çok az hatırlarım. Çocuk reyonundan giyindiğimizi. Genelde biz gittiğimizde Gökay'la büyük reyonundan. Sonrasında o pantolonlar terziye giderdi. Neden? Büyük reyonundan almışsınız. Paçalar düzeltecek, şeyler düzeltilecek. Ama oldum olası böyle kiloluyduk yani. Kim ilk diyetisyen tanışmanız ya da hani ilk böyle hani haydi çocuklar biraz dikkat edelim. Ne zamandan sen hatırlıyorsun? Ben ilkokula gidiyordum o zaman. Annem söylemişti. Dedi ki diyetisyene gitmemiz lazım. Artık dikkat etmeniz lazım. Biz de farkındaydık. Ama ilk diyetisyen ve son diyetisyen her zaman böyle inançlı şekilde gidiyoruz zaten. Hiçbir diyetisyene giderken kimse böyle inançlı şekilde zaten başlamaz. Ama başlıyoruz. Kilo veriyoruz. Sonra araya bir zaman giriyor ve ondan sonra bir bakıyoruz ki verdiğimiz kilonun kat kat ve fazlasını almışız. Artık biz de bugün Mehmet Ali Hoca ve sizin ekibiniz sayesinde bu kötü gidişata dur deyip tamamen zayıflayacağız. Ya, kalıcı inşallah bu şekilde. Bence kilit nokta bu işte. Peki. Okey, aynen değil mi? Onu hep umut ediyoruz. Yani kalıcı, yani Gökay'ın dediği... Çok verdiniz değil mi? Yani çok, hani örnek veriyorum, biz 20-25 kilolar, hani insanların hayali olan kiloları da verdik. 20-25 kilolar, 30 kilolar verdik ama her zaman fazlasını aldık. Her zaman biraz daha fazlasıyla aldık. Buradaki kilit nokta kalıcı bir şey çözümün olması. Yani artık belli bir kilo verdik, bir havaya girdik, bir beden küçüldüğümüzü düşündük, iki beden küçüldüğümüzü düşündük, hop geri aldık gibi bir durum yok burada. Devamlı zayıflıyorsunuz, devamlı bambaşka bedene, bambaşka bir silüete bürünüyorsunuz aslında burada. Evet, diğer tarafta hep hüsran. Yani sonuç hep hüsran. Anlık mutluluklar yaşıyorsunuz, kalıcı mutluluklar değil. Kalıcı çok kilit bir kelimeyi oluşturuyor aslında burada bizim için. Ameliyatı tercih etmemizde daha çok. Burada önemli olan bir nokta da kalıcı olmasının sebebi, evet ameliyat çok değerli.
herkes ameliyat olduktan sonra kilo veriyor. Zaten bunun bir bilincinde olmalı herkes. Ama onu kalıcı hale getiren sizler ve sizin ekip arkadaşlarınız. Dün mesela psikologumuzla konuştuk, diyetisyenimizle konuştuk, koç Ahmet'le konuştuk. Sizler her zaman yanımızdasınız. Ekip bu şekilde olduktan sonra, ekip değil bir aile bu şekilde olduktan sonra biz de ailenin yeni çocukları olarak aslında bu düzene ayak sağlıyoruz ve kalıcıyı hep beraber, hani sadece ameliyattan çıktık kilo verdik bitti gözüyle kimse bakmıyor ve özellikle sizin aileniz bu şekilde bakmıyor. Biz de o yüzden gönül rahatlığıyla, ailemiz de aynı şekilde gönül rahatlığıyla buradayız ve bu sabah birazdan ameliyat olacağız ve yeni bir hayatın, yeni bir yaşın ilk adımını beraber atmış olacağız sizlerle. İnşallah. Bir de şöyle bir sırrımız var, şöyle bir sırrımız var. Gökay burada Acun Medya sesleniyorum. Yeni bir Survivor geliyor. Değil mi? Evet, yani ona da dedim ki kilo vermeyi bu yüzden de istiyorum. Amaçlarımdan biri de bu. Survivor'ı ben de çok istiyorum katılmayı. O halinde bir parçası olmayı çok istiyorum. Acun Bey'e de buradan söylüyorum. Umarım değerlendirir. Kardeş olarak katılırsak daha bir farklılık oluşur diye biz beraber bu yola çıktık. Beraber bir hazırlıyoruz. Bensiz olmuyor diyorsun. Tabii beraber biz... Yani şöyle, Gökay'la hiçbir zaman ayrılmadık. İlkokul, ortaokul, lise her zaman. Aranızda bir yaş. Bir sen yaş 25, var. O 24. Evet bir yaş fark var zaten. Bizim her şeyimiz çok fazlasıyla ortak. İşte sorunlarımız da ortaktı. En büyük sıkıntımız o. Doğduğumuz anda. İnşallah keyifleriniz de ortak olacak. İnşallah, inşallah. Yani kesin zaten bu yola da bizi Gökay yönlendirdi ilk başta. Bir gün oturuyorduk. Ben bilmiyorum, belki oraya gelecektik tam da, ama bir gün oturuyorduk. Gökay sağ olsun dedi. Yani ben dedi ameliyat olmayı düşünüyorum ve dedi sadece dedi Mehmet Ali Yerdel diye dedi bir hoca buldum, ona dedi olacağım. Gökay dedim senden böyle bir şey çıkmaz, çünkü Gökay kan aldıramayan bir çocuktu. Yani dedim senden böyle bir şey çıktıysa vardır bu hocanın bir sihirli değneği. Sadece video izleyerek bu arada oldu, biraz da tabii araştırarak. Devamında ben de araştırdım, sonra zaten sizinle tanıştık. Gökay o gün telefonu kapattığımda şey dedim, yani bu ekip olursak biz oluyoruz. Çünkü dedim enerjiden belli her şey. Ama dedim diğer türlü Gökay ben dedim birazcık soğuk bakıyorum bu işe. Hani ondan sonra ameliyata yakınlaştık ama hep böyle sizin ekip başka yani çünkü. Görkem Hoca ile mesela ameliyattan önce bir yarım saat konuşalım diye, o zaman pandemi dönemi tabii hala içinde bulunduğumuz gibi ama daha ağır şartlar. Zoom'dan konuştunuz Mart ayında. Yarım saat bir görüşelim dedik. Görkem Hoca ile 2 saat olmuştu. Hala konuşuyorduk. Hocam dedik çok vaktinizi aldık. Herkes sağ olsun. Hani aynı şekilde psikologumuz, diyetisyenimiz hepsiyle aynı şekilde. Yani ekip olarak harika bir motivasyon dönemi aslında yaşadık. Hani bir de şey değil. Yani burada bir parantez açmak lazım. Sadece sistemi övmek değil. Burada size yönelik bir konuşma var aslında. Bireysel bir konuşma var. Bireysel bir görüşme var. Bu çok apayrı bir nokta bizim açımızdan. Çünkü şu var. Diyetisyene gittiğiniz zaman veya normal bir kilo verme noktasına odaklandığınız zaman genel şeyler. Bana herkes diyor ki Emre neden diyetisyene gidiyorsun? Çok haklılar. Ben zaten liste yazarım ki birkaç kişi hatta liste yazarım. O kadar fazla diyetisyen deneyimim var. Belki Gökay'la 10 tane diyetisyen değiştirdik bu zamana kadar. Akupunktur gibi diğer yolları da denedik yani. Denemedik değil. Sadece diyetisyen de değil. Ama burada kişiye özgü bir şey var, bir düşünce yapısı oluşuyor yani, size özgü bir davranış var ve en temel şey bu işin bir hastalık olduğunu daha net kabul ettik. Yani bu iş bir hastalık, bu işin nasıl ki örnek veriyorum Allah korusun vücudunuzda bir yerde bir sorun varsa ilaç kullanırsınız olmaz ve artık ameliyat olmanız gerekir, bir keskin çözüm gerekir. Burada da diyet yaptık olmadı, ameliyat gibi keskin bir çözüm gerekiyor artık, biz bunu kabullendik. Bu da onun tedavisi. Evet, bu işin bir tedavisi yani, aslında utanılacak, sıkılacak, kaçınılacak bir yön yok. Aksine bence gelmediğimiz her gün, ameliyat olmadığımız her gün kaybettiğimiz bir gün olarak bakmak lazım meseleye. Her gün daha fazla kayıp gibi görüyorum. İnşallah 6 ay sonra da böyle güzel bir reportaj yapacağız. Ondan sonra Ahmet'e büyük bir rekabet ilan ediyor musunuz yakışıklılık konusunda? Ya Ahmet'e büyük bir rekabet ediyoruz ama Ahmet'in tabii duruşu, evet, koordinasyonu evet. Daha fazla Ahmet'in yakışıklılığına ulaşacağız inşallah. Onun gibi olacağız. Küçük kıyafetler, ince kıyafetler. Small. 4X'ten small'a geldik. İnşallah sizler de. Sağlığınız önemli olan. Ben hani bedende değilim aslında. Bu işin sağlık boyutundayım. İnşallah hepimize sağlık, huzur, daha mutluluk. Öncelikle sağlık bizim için. İnşallah.
İnşallah çok güzel, mutlu olacağız hep beraber. Bir aileye hoş geldiniz tekrardan bugün. Çok teşekkür ederim. Katta da çok iyi ağırlandık. Hani evet bir kliniğimiz var ama katta da özel olduğumuzu ilk girdiğimiz andan beri hissettik. Ahmet her dakika yanımızda. Hemşirelerimiz özel ilgi gösteriyor. Odalarımız çok güzel. Şu anda güzel gidiyor her şey. Daha da iyi olacak. 6 ay sonra daha fit görüneceğiz. Tabii Selma Hanım da her zaman yanımızda. Ona çok çok teşekkür ederiz. İnanılmaz destek oluyor bize. Hakkı ödenmez bu süreçte. Çok çok teşekkür ederiz sizlere. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İnşallah nice nice güzel yıllarımız olsun. Sağlıklı, huzurlu, huzur ve mutluluk içinde. Bir de şöyle bir şey var, Gökay o noktaya değinmişken, şimdi kilodan dolayı bir sıkıntınız da şu oluyor, siz hastaneden kopan bir hayat yaşayamıyorsunuz. Yani küçüklüğünüzden itibaren, Gökay'a ilk sorduğunuz soru da ne zaman başladı? Benim ilkokulda tansiyonum çıktı. Tansiyonum çıkınca diyetisyen, doktor, dahiliye uzmanları, başka uzmanlar, kardiyoloji uzmanları hepsi ardı arkasına gelmeye başladı. Hepsi başlı başına bir sorun. Bir de artık bu süreçte bazı şeyleri anlıyoruz, yani doktorla falan mesafelerimiz iyi. Bizim bir de ailede de vardı böyle bir genetik. Hani babamın sürecinden dolayı doktorları da tanıdık. Hastaneye de ayrıca bir parantez açmak lazım. Hani görüştüğümüz doktorlar, testlerimiz, bu süreç, her şey çok harikaydı. Yani gerçekten hiçbir sorumuz cevapsız kalmadı. Tam tersi, bizim düşünmediğimiz sorulardan soru üretip doktorlarımız onları cevapladı. Hani hemşirelerimiz, diğer türlü Ahmet her gün bizim... Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. Yani o hazırlık süreci bir kere şöyle bir şey, ne kadar doğru bir adreste olduğunuzu da gösteriyor. Yani her işin ehliyle görüşüyorsunuz. Burada iç hastalıklarının gerçekten ehliyle görüşüyorsunuz. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, akciğerinize bakılıyor, işte midenize önceden bir girilip bakılıyor, kan testleriniz, belki bu zamana kadar yaptırmadığınız testleriniz bile yapılıyor. Yerdil Hoca sağ olsun çok dikkatli bu konuda. Yani her şeyimiz nizami bir şekilde, hani noktası virgülüne kadar yapılıyor. Hastaneye çok teşekkür ederiz bu durumda. Yani Acıbadem Fulya harika ama bizim için en büyük teşekkür, hani siz ve ekibinize gerçekten çok minnettarız. Hani harika bir ekip, harika bir enerji. Her şey için gerçekten çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu başlangıcın en temelini siz oluşturuyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben bir parantezde hastane içerisinde ben anesteziden çok korkuyordum. Nasıl olacak? Anestezi doktorları harika. Gerek dün endoskopi olurken enjeksiyon yapan doktorumuzdan gerek profesörümüze kadar anestezi ekibine çok çok teşekkür ederim. Çok güzel karşıladılar bizi. Bugün de inşallah çok mis gibi uyuturlar sizi. İnşallah. Yani dün dedim ki nasıl olacak dedim. Hiç merak etme, sana bir sakinleştirici yapalım dedi. Ve daha sonrasını hatırlamıyorum. Çok iyiydi. Haydi bakalım inşallah. Haydi geçelim yatışımıza. Güzel hayatımız başlasın. Çağımıza hoş geldiniz. Acıbadem Fulya. Hoş geldiniz. Birazcık turşu gibi oluyor ilk 2-3 saat. Ama her saat daha iyiye gidiyorsunuz. Her saat daha iyiye gidiyorsunuz. O ilk haliniz öyle kalmayacak yani. Bulantı, öğürmeler olabiliyor. Bazen bir gün, bazen iki gün sürebiliyor. Yani yarın değil, öbür gün geçer olursa tam olarak. Şuranızda yarın bir şey içerken böyle bir sıkıştırıcı bir his olabilir. İlla olması şart değil onu da. Buralardaki ağrılar çok aşırı bir ağrı olmuyor. Büyük bir kesir olmadığı için. Ama herkesin ağrı eşiği değişik, ben hiç ağrı olmuyor deyince böyle çok ağrılı uyananlar oluyor yani hani. Ama hiçbir zaman ağrı gerçek anlamda bir problem olmuyor çocuklar. Tamam mı? İyi hadi. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ve çıkıyoruz artık hastaneden. Her şey için çok 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 teşekkür ederiz. Çok iyiydi her şey. Sağlıklıyız. İnşallah en kısa sırada daha çok zayıflayıp yeni videolarda buluşacağız. Ya. Bir aile olduğumuzu gerçekten tekrardan anladık. Hani bu süreçte de, hastane süreci, hazırlık hepsinde. Bugün de hani ameliyatın ilk günü gibi ama sonuç olarak bir ameliyat geçirdik. Hani ufak tefek hani bir şeyler elbette olabilir ama sanki hastaneye giriyormuşuz gibi çıkıyoruz. Gerçekten çok rahatız. Her şey için çok çok teşekkür ederiz. En önemli bir şey, kesinlikle gün gün ne diyorlarsa her şey o şekilde gerçekleşiyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Mükemmel bir süreçti. Tüm ekibe, tüm aileye çok teşekkür ederiz. Ay canımlar sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Haydi şimdi esas başlıyoruz yola. Evet, inşallah. Şimdi yolumuza başlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İlk ay şey dedik, 15'er kilo falan böyle bir görelim inşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah.
Ondan sonra yolumuza devam. Anne. Hedefler daha büyük. Anne ile abla sağ olsun. Abla. Hiç bırakmadılar. Çok teşekkür ederim. Çiçekler topluyorlar. Bahçede çiçekleri topluyorlar. Ay, çiçekleri de izin atmışlar mı sizi? Evet, evet. Seviyorlar sağ olsunlar. Seviliyorsunuz. Biz de sizi çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Haydi, yeni hayatımız başladı artık. Bugün üçüncü günümüz. Güzel başladı. İyi, çok güzel başladı. Çarşamba beraberiz kontrolde. Evet, inşallah. Bizi seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok sağ olun.